Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çocukların da en çok sevdiği patates kızartma tarifini sizler için hazırladım arkadaşlar. Evimizde hepimiz yapıyoruz. Genellikle kahvaltılarda yemeklerimizin yanında çok küçük ayrıntılarla nasıl çıtır çıtır bir patates kızartması yaparız. Onun tarifini sizler için hazırladım. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, patateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Miktarı tamamıyla size kalmıştır. Patateslerimizi şerit halinde kesiyoruz. Ben bu şekilde bir bıçak tercih ettim. Normal bıçakla da kesebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceki paylaşımlarımda çıtır patates kızartması tarifimi sizlerle paylaşmıştım. Bu kez çok daha kolay bir tarif arkadaşlar. İçerisine hiçbir şey katmayacağız. Bekletme de yapmayacağız. Evet, dilimleri kestikten sonra kabımızı alıyoruz. Ve soğuk suyun altında patateslerimizin nişastası çıkana kadar güzelce yıkıyoruz. Evet, birinci detayımız buydu arkadaşlar. Patateslerimizi soğuk suyun altından nişastası çıkana kadar yıkıyoruz. İkinci kısım ise, bu da çok önemli. Yıkadıktan sonra süzdürüyoruz ve patateslerimizi temiz bir mutfak bezimizin veya havlumuzun üzerine koyuyoruz. Kurutuyoruz. Yani ıslak kalmayacak şekilde patateslerimizi kurutuyoruz arkadaşlar. Bunu kağıt havluyla da yapabilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Eğer hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak paylaştığım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet, gördüğünüz gibi tezgahıma temiz bir mutfak bezini serdim ve yıkamış olduğum patateslerimi üzerine döktüm ve güzelce kuruladım bu şekilde. Gerekirse bunu kağıt havluyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamıyla kuruduktan sonra kızartacağımız makinamızı önceden açalım, ısıtalım, yağımızı 180-190 derecede ısıtalım. Eğer tencerede veya tavada kızartacaksanız böyle arkadaşlar 4 parmak geçecek kadar oldukça bir yağ olması gerekiyor. Az yağda kızartmayalım. Bol yağda kızartacağız çünkü patates kızartması bol yağda kızartılır. Yağımızı kızdırdıktan sonra aşırı çok olmadan, ben bu şekilde bir makine kullanıyorum. Filesi dolana kadar patateslerimi içerisine aldım ve kızdırmış olduğum 190 derece yağda, daha sonrasında 180'e indirerek patateslerimi güzelce renk alana kadar kızarttım. Arada bir karıştırdım. Menümüzde mezgit balığı vardı. Salatalarla birlikte, mevsim salatası ile birlikte bol rokalı, yeşillikli salata hazırlayarak menümü hazırladım. Tabii bu menümüzün başrolü de patates kızartmamızdı. Yapmışken de tarifimi bu kez sizler için ayrıca hazırlamak istedim. Evet, arada birkaç sefer patateslerimi karıştırdım kızarırken, yapışmasın diye her ihtimale karşı. Daha sonra servis tabağıma kağıt havlu koydum. Üzerine tuz ve kırmızı toz biber, karıştırılmış baharat döküp kızarmış olan patateslerimi servis tabağına aldım. Ve üzerine tekrardan tuz ve kırmızı toz biber karışımında baharatı serperek biz afiyetle yedik. Burada çıtır sesi yapmak istedim fakat makinamızın sesinden, aşırı yağ sesinden çok duyulmadığı için farkında değildim arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi kesinlikle yumuşak değil, böyle ölmüş değil, kendisini bırakmıyor patatesler ve gerçekten çıtır çıtır oluyor. Çok kolay bir tarif. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.